Herkese tekrar merhabalar. Sizinle daha önce V11'in temizlik videosunu paylaşmıştım. Şimdi de aylardır kullandığım V15'in temizlik videosunu paylaşacağım. Yine aparatları tek tek V11'de olduğu gibi temizleyeceğiz. Aralarında ufak tefek farklar var. V15'te bunlardan da size bahsedeceğim. İlk olarak temizliğe başlamadan önce yanınıza neler almanız gerekiyor? Biraz ondan bahsedeyim. Yine V11'de olduğu gibi V15'te de bir tane makasa ihtiyacımız var. 1 lira şöyle bir bozuk 1 liraya ihtiyacımız var. Bir de sivri uçlu şöyle bir şey olabilir ya da varsa törpüde kullanabilirsiniz. Son olarak da bir adet beze ihtiyacımız var. Normalde siz bu işlemi banyoda yaparsanız çok daha kolay olacaktır ama bizim banyomuz fanlı olduğu için size çok fan sesi gelecek videoyu orada çekersem. O yüzden şöyle makyaj masama taşıdım her şeyi. Yanıma da bir adet şurada bir kovu var. Orada beze sıkıp sıkıp temizleyeceğim. Hadi birlikte başlayalım. İlk olarak ana makineyi yanıma aldım. Temizliğe başlamadan önce yine kılavuzda mutlaka söylenen şey şuradaki bataryayı çıkartmamız gerekiyor. Şu kırmızı tuşa basıyorum. Batarya zaten direkt kendisini bırakıyor. Bunu temizlikten önce mutlaka çıkartıyoruz. Temizlik sırasında yanlışlıkla şuraya bassak bile bakın çalışmıyor. Çünkü batarya yok. Burada sanırım içeride bir sistem var. Bataryayı çıkardığımızda tuş direkt içeri kaçıyor. Şimdi filtreyi zaten çıkartıp ilk bu filtreyi yıkayacağım. Bakın. Bayağı kirlenmiş. Şimdi bunu yıkamak için mecbur banyoya gitmek durumundayım. Şimdi suyu açacağım ama suyun ne çok soğuk olması lazım ne de çok sıcak olması lazım. Ilık bir su ayarlarsanız tam olur. Şimdi filtreyi şöyle yavaş yavaş ovalayarak yıkamaya başlıyorum. İyice temizledikten sonra bakın zaten musluk işareti çıkıyor. Şöyle şurayı kapattım. İçine su dolduruyorum. Bu kısmı da elimle kapatıyorum ve çalkalıyorum. Birkaç kere tekrarlarsanız iyice temizlenecektir. Şimdi yıkama işlemimiz tamam. Zaten tamamen böyle yıkadığınızda şuralarda dediğim gibi musluk işaretleri çıkıyor. Şimdi kılavuzda yazan 24 saat boyunca filtreyi yıkadıktan sonra kesinlikle kullanmıyoruz. Direkt güneş almayan bir yere şu şekilde 24 saat boyunca kurumaya bırakıyoruz. Ama eviniz soğuksa, kış ayıysa vesaire 48 saatte de kuruyabiliyor. Ben genelde 48 saat boyunca kullanmıyorum. Bir köşeye koyuyorum. İyice kuruduğundan emin olduğumda kullanmaya başlıyorum. Sizin de bilginiz olsun. Son zamanlarda Dyson filtrelerinin çakması üretilmiş. Yani replikası üretilmiş, orijinal değiller. Böyle 24 saat ya da 48 saat beklemeyen insanlar onları satın alıp kullanıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Onu da size söylemeden geçmeyeyim. Şimdi Dyson'ın kılavuzunda şöyle bir şey yazıyor. Eğer ki siz orijinal olmayan replika bir parça kullanıp da Dyson'da herhangi bir sıkıntı yaşarsanız süpürgeniz garantiden çıkıyor maalesef ve Dyson hiçbir şekilde bakımını vesaire üstlenmiyor. Bu konuda bilginiz olsun, eğer bu riski göze alabiliyorsanız alınabilir ama Dyson'lar da bildiğiniz gibi artık gerçekten uygun süpürgeler değiller. O yüzden bence riske girmemek en mantıklısı. Makine temizliğiyle devam ediyorum. Şurayı aldım. Şuradaki kırmızı kısmı aşağı doğru itiyorum. Hazne açıldı. Şurada bir rakamı belirdi. Buna basılı tutuyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Bu kısım tamamen çıktı. Genelde bunu çıkarttıktan sonra takamayanlar oluyor. Çünkü bunu ya şu şekilde deniyor ya buradan deniyor. Ama bunu çıkarttığımız şekilde yine şu kırmızı kısma denk getirerek şöyle takmamız gerekiyor. Bunu iyice şuradan da ittirin. Oturacaktır. Şimdi tekrar açıyorum. Bire basılı tutuyorum. Ve çıkartıyorum. Şu kısımlarım bayağı tozlanmış. Bunları şimdi bir nemli bez yardımıyla sileceğim. Silmeden önce şunu söylemek istiyorum. Genelde bakın şunu şöyle yaptığımızda içinden tozlar dökülecek gördüğünüz gibi. Bunu
bu şekilde yapın. Ama bunu maalesef son zamanlarda şunu da görüyorum. Lavabonun kenarına şöyle vuranlar var. Şuradan darbe gibi vuranlar var. Bu şekilde yaparsanız makine zarar görecektir. Şöyle hafif hafif sallayın. Yani dökülebileceği maksimumu dökün. Ama kesinlikle şöyle etrafa vurmadan ya da makineye vurmadan. Zaten iyice salladıktan sonra artık bir yerden sonra dökülmemeye başlıyor. Çıkan bu şekilde. Makineyi tekrar aldım. Şu yüzeyini yavaş yavaş siliyorum. Evet, şöyle makineyi iyice sildikten sonra bunu bir köşeye koyuyoruz. Yine filtremiz kuruyana kadar bu da köşede beklesin. Evet, gelelim toz haznesi temizliğine. Aslında en büyük yapılan hatalardan birisi de bu ürünü temizlerken yapılıyor maalesef. Kılavuzda bu ürünün kesinlikle suyun altında yıkanmaması gerektiği yazıyor. Bir önceki videoda da paylaşmıştım fakat hala birçok insan daha kolay olduğu için bunu suyun altına tutup yıkıyorlar. Fakat bir önceki videoda söylediğim gibi şuralarda vidalar var, şurada yay var. Bunlar uzun vadede muhtemelen suyla temasında paslanma yaşanacaktır. Ve o yüzden kılavuzda suyu da yıkanmaması gerektiği yazdığını düşünüyorum. Bunu inanın normal böyle nemli bir bezle yine makineyi temizlediğiniz gibi silerseniz çok rahat bir şekilde temizlemiş olacaksınız. Bu toz haznesini suyun altında yıkamak tabii ki çok daha kolay nemli bir bezle silmekten ama bu uzun vadede paslandığında yedek parça olarak bunu satın almak istediğinizde o şekilde satılıyor mu bilmiyorum ama satın almak isteseniz bence en az 2000-3000 lira isteyeceklerdir. Çünkü normalde zaten Dyson'ın süpürgeleri bile çok ciddi şekilde zamlandılar. Yedek parçaları düşünemiyorum bile. O yüzden gelin biz bunu normal nemli bezle silmeye devam edelim. Şöyle aldım. İç hazne ile başlıyorum. Şuraları da iyice siliyorum. Şuradaki lastik kısımlara. Bu yine bir önceki videoda paylaşmıştım. Normalde kılavuzda yazmıyor. Yani buralara aslında zarar vermemek lazım ama şöyle hafif bir şekilde şu sivri şeyi bezin içine aldım. Zarar vermeden şuralardan hafif hafif böyle aşağı doğru çektiriyorum. Ki aradaki şöyle tozlar çıksın. Toz haznemizi de temizledik. Bunu bu şekilde yine filtre vesaire kuruyana kadar 24 saat ya da 48 saat şöyle köşede bekletirseniz çok daha iyi olacaktır. Gelelim halı başlığına. Sizinle daha önce V11 ve V15'i kıyasladığım videoyu paylaşmıştım. Orada aslında ikisinin arasındaki farklardan böyle detaylı bir şekilde bahsettim ama şimdi temizlerken de size böyle birazcık aralarındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi V15'in halı başlığını elime alıyorum. Şöyle çevirdiğimde şu kısımda yine V11'de olduğu gibi bir kilit sistemi var. Şuraya 1 lirayı yerleştirdim. Sola doğru çevirdim. Ve çevirdikçe yine fırça böyle yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Şöyle bunu da çıkartabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. V15'te gördüğünüz gibi fırça üzerinde herhangi bir saç dolanması yok. V11'de dolanma oluyordu. Özellikle şu kısımlarda ciddi bir saç birikmesi yaşanıyordu. Onu da makasla kesmiştik. Çok zor mu? Kesmek değil. Ama dolanmamasını daha çok tercih ederim diyebilirim. Şimdi bunu nasıl başarıyor peki? Biraz onu size bir önceki videoda göstermiştim ama şimdi böyle içini açmışken daha net bir şekilde görebileceksiniz. Bakın şu iç kısmında taraklı bir yapısı var. Ve bu saçları muhtemelen bu taraklar tarayarak direkt şuradan hazneye gönderiyor. Bu şekilde de şöyle fırçasında herhangi bir saç dolanma sorunu yaşamıyorsunuz. Bu gerçekten bence çok güzel bir özellik.
Ama gel gelelim ki yine V11'de olduğu gibi V15'te de şu kısımda ciddi bir toz birikmesi yaşanıyor. Yani sizin saçlar dolanmasa bile V15'i de yine V11 gibi düzenli bir şekilde temizlemeniz gerekecek. Bakın yine V11'inde bu kısmında gerçekten ciddi toz birikiyordu. V15'te de bayağı toz birikmiş. Şu kısımdan da o arka tarafta toz kaldığımı görebilirsiniz. Şimdi oradaki tozu iyice çıkardıktan sonra nemli bir bezle şu iç kısmını böyle yavaş yavaş narin narin siliyoruz. Halı başlığının ana böyle gövdesini olabildiğince sildim, temizledim. Şimdi şunu da üzerinde şöyle hafif hafif böyle pislikler varsa elinizle temizleyebilirsiniz ya da şöyle nemli bir bezle silebilirsiniz. Zaten dediğim gibi bu çok kirlenmiyor. Kirlenen bir şey değil. O yüzden bunu temizlemek çok çok kolay. Temizleme işlemi bittikten sonra da bakın şu kısmı açık kısım. Şurası zaten kapalı. Şöyle şunu alalım. Açık kısmı şuradan geçirdim. İttiriyorum. Şurayı birazcık şöyle oturacak şekilde çevirdim. Bakın oturdu. Yine 1 lirayı alıyorum. Bu sefer kitlemek için sağa çeviriyorum. Zaten şuradaki düzlük tam böyle sınırla bir olunca oturmuş oluyor. Sırada yer, parke ve zemin başlığımız var. Artık hangisini isterseniz diyebilirsiniz. Şöyle aldım. Bunun V11'den en büyük farkı ne biliyor musunuz? Bunun gerçekten açması çok çok daha kolay. V11'de şu kısma şöyle 25 kuruş takıp şöyle ittirmeye çalışıyorduk ya. Bakın buraya şöyle bir bölüm yapmışlar. O kadar kolay açılıyor ki gerçekten buna bayıldım. Şunu açıyorum. Şöyle kendime doğru çekiyorum. Yine V11'deki gibi şu kısımda ciddi bir saç dolanması oluyor. Yani baya baya saç dolanıyor buraya. Bunu makasla kesmemiz lazım. Şu kısımdan biraz şöyle saçı gevşetmeye çalışacağım çünkü yoksa makas kesmiyor. Bunları böyle uzun vadede temizlemediğinizde, yani düzenli bir temizlik yapmadığınızda ciddi bir şekilde makinenin performansı etkilenecektir, zorlanacaktır makine. O yüzden gerçekten düzenli bir temizlik yapmak çok çok önemli. Evet, bakın tertemiz oldu. Bütün saçları çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Şimdi şu kısmı alıyorum. Şu fırçasını şöyle çekip çıkartacağım. Bu arada bunu yine suda yıkayabilirsiniz. İyice kuruyana kadar 24 saat 7-48 saat bekledikten sonra yine kullanabilirsiniz. Ben şimdi tekrar hani takarken size göstermek amacıyla yıkamayacağım bunu V11'de de olduğu gibi. Ama bunu yıkadıktan sonra yıkadım da daha önce. Böyle mis gibi çıkıyor gerçekten. Şuraları mesela karardı ya. Yine ilk hali gibi çıkıyor. Mis gibi oluyor. Gelelim şu kısma. Şimdi burada da gördüğünüz gibi yine köşe kısımda az da olsa yine saçlar birikiyor. Şöyle görebiliyor musunuz? Onları da güzelce bir çıkartalım.
Şunu da söyleyeyim, bazen şöyle mesajlar alıyorum. İşte bu kadar para verdikten sonra bu kadar temizlikle uğraşılır mı? Kendi kendini temizlesin vesaire. Hani aslında şöyle, yani bunu bizde şöyle bir alışkanlık yok. Normalde işte kablolu süpürgelerde, işte toz torbalı vesaire süpürgelerde de bu işlemi yapmamız gerekiyor. Ama bizde öyle bir bilinç mi yok diyeyim? Yani bunun aslında ya aynı şey. Dyson'da da nasıl böyle temizlik yapıyorsanız kablolu süpürgelerde de işte Philips'te de atıyorum diğer markalarda da bu temizliği yapmamız gerekiyor. Yani uzun ömürlü kullanabilmek adına. Sadece insanlar işte Dyson'ın daha çok işte videosu çekildi. Kullanan daha çok işte insanlar, influencerlar vesaire videosunu çekti. O yüzden hani Dyson temizlenir algısı oluştu. Bence bu yanlış. Çünkü dediğim gibi diğer kablolu süpürgelerde de torbalı olsun, torbasız olsun kimisinin böyle kendi haznesi oluyor vesaire. Yine onları da çıkıp düzenli bir şekilde çıkartıp temizlemeniz gerekiyor. Filtreleri var. Filtrelerini yıkamanız gerekiyor. Mesela geçen gün ben anneme gidip onda da mesela Philips'in kablolu süpürgesi var. Onun mesela filtresini yıkadım. Baya baya bildiğiniz çamur aktı yani hani filtreden. Onları da dediğim gibi düzenli bir şekilde temizlemek gerekiyor. Evet, o kısmı iyice temizledikten sonra şimdi yine nemli bir bezle şöyle yavaş yavaş içini sileceğim. Üstten de şöyle alıyorum. Bu arada belki bilmeyenleriniz vardı. Şimdi V15'in parke başlığında şöyle bir lazer ışık var. Bunu isterseniz şöyle sol tarafa getirip kapatabiliyorsunuz. Hani ben lazer ışığı sevmiyorum, gözüm alıyor vesaire diyenler varsa hiç karşılaşmadım ama bunu böyle kapatabilirsiniz. Sağ tarafa çevirdiğinizde de yine açılacaktır. Şimdi fırçamızı tekrar oturtalım. Şu kısım boş. Şu kısımda gördüğünüz gibi bir çıkıntı var. Boş olan kısmı şöyle yavaş yavaş geçiriyorum. Şöyle tam oturdu. Yan tarafını aldım. Şöyle tık sesi duyacağım. Şunu da aşağı indiriyorum. Bakın çok kolay bir şekilde oturuyor. V15'in en sevdiğim, temizliğinde en sevdiğim özelliklerinden birisinin gerçekten şu başlığın çok daha rahat açılıyor olması. Gelelim en sevdiğim aparatlardan bir tanesine. Koltuk ve halı başlığı. Bu aparata gerçekten aşığım. Yani halı ve koltukta ne var ne yok hepsini alıyor. Şimdi bunun temizliğiyle başlayacağız. Bazen şöyle yan taraflarına bakıp "Aa, bu açılmıyor, bu temizlenmiyor." diyenler oluyor. Hayır, bu da temizleniyor, bu da açılıyor. Şunun şu kısmını aşağı doğru indiriyorsunuz. Bakın şurada kırmızı bir kanca mı diyeyim, kanca var. Şunu da aşağı doğru indiriyorsunuz. Şu duruma geldikten sonra yani kancayı indirdikten sonra şöyle bir çevirin. Şuradan ittirin. Bakın tık diye açılıyor. Burası çıkmıyor. Bunu çıkartmaya çalışmayın. Şöyle içinde bir şeyler varsa bunları alabilirsiniz. Bu arada yine halı başlığında olduğu gibi koltuk ve yatak başlığında da böyle yapım konik şekilde ve bu sayede de işte saç vesaire hiçbir şekilde üzerine dolanmıyor. V11'in videosunu izleyenler hatırlar. Onun böyle temizliğinde fırçaların hepsini böyle tek tek almak gerekiyordu. Yatağın malzemesi böyle yapışıyordu fırçalara. Gerçi bunda V15'te daha az fırça var ama yine de hiçbir şekilde bunun üzerine az bile olsa şeyler yapışmıyor. Yani yatağın o malzemeleri vesaire tutunmuyor. Bunu sadece şöyle nemli bir bezle rahatlıkla silebiliyorsunuz. Bunun temizliği çok kolay. Şöyle sildik. Sadece bunun biraz kapatması zor. O da tam yerini ayarlayamazsınız aslında zor. Ayarlayabilirseniz zor değil. Yine şuralarda tüyler birikmiş. İçini de şöyle güzelce temizliyorum. V11'in mesela şu kısmına el kesinlikle girmiyordu. V15'e rahatlıkla giriyor. Tamamdır. Gelelim kapatma kısmına.
Şimdi bunu böylece ittirmeye çalışırsanız hiçbir şekilde kapanmıyor. İlk kapatmaya çalıştığımda ben de çok zorlanmıştım. Şimdi tekte oturtabilmeniz için şu kırmızı yerden baz alın. Şurada bir ne denir çıkıntı var. Bir de şurada bir çıkıntı var. Bunu kızak gibi düşünün. Şunu aldım. Şu kısım, bir de şu kısım var ya. Tam o ikisinin arasından geçireceğim. Şöyle biraz daha çeviriyorum. Bakın tam ikisinin arasına denk getiriyorum. Böyle oturtacağım. Bakın şöyle yaparsam olmuyor. Ya da şunu dışarı çıkarttım, şöyle yaparsam olmuyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Tam ikisinin arasından ittirdim. Şuradan oturtuyorum. Şunu da kilitliyorum. Bu kadar basit. Eğer o iki kızağı tam ortadan geçirmezseniz bunu kapatmanın imkanı yok. Bunu da söyleyeyim. V15'in daha bir sürü parçası var. Bunları V11 ve V15'i kıyaslarken sizinle paylaşmıştım. Ama en sık kullandığım diğer aparatlardan şu işte detay fırçası, şu da böyle yumuşak uçlu toz vesaire fırçası. Bu ikisini çok sık kullanıyorum. Bunları temizleyeyim dedim. Bunları aslında suyun altına vesaire tutanlar yine var. Ama tutmayın çünkü mutlaka şunun içerisinde bir yay olduğunu düşünüyorum. Şöyle geri geri gidip geldiğine göre. Zaten bunlar çok kirlenen ürünler değiller. Şöyle yine nemli bir bezle fırçasını temizlerseniz bence yeterli olacaktır. İç kısmını da şöyle alalım. V15 temizlik videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer cevaplamadığım, aklınıza takılan sorular varsa yorumlardan sorarsanız mutlaka geri dönüş yaparım. Dediğim gibi V11 ile aralarında temizlik anlamında ufak tefek farklar var. Çok da büyük farklar yok. Kolaylıkla yine V15'te temizleyebilirsiniz. Ben ne sıklıkla temizliyorum ondan biraz bahsedeyim. İşte bizim alerjimiz var, kedimiz var vesaire derken 2-3 güne bir eve aldırmamız gerekiyor. Böyle ortalamada ayda bir mutlaka ben Dyson'ı temizlemeye özen gösteriyorum. Siz de aldırma sıklığınıza göre temizlik sıklığınızı ayarlarsanız çok daha iyi olacaktır uzun ömürlü kullanmanız için. Son olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve Instagram'dan beni takip etmiyorsanız Instagram adresini de sağ ya da sol üst köşeye bir yere yazacağım. Hepinizi Instagram'a da bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere.